Herkese merhaba. Karşınızda gördüğünüz tablet Asus'un 10.1 inçlik ekranı sahip olan Transformer Pad Infinity TF700T Android tableti. Bu tablet geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de piyasaya çıktı. Android tabletler içerisinde üst sınıfa mensup başlıca tabletler arasında gelebilecek bir ürün. Asus'un bu tableti, doğrusunu söylemek gerekirse, görmüş olduğunuz gibi oldukça ince bir yapıda gelmekte. İçerisinde Nvidia Tegra 3 Yonga set var ve ekranı da 10.1 inçlik ekranı da 1920x1200 gibi yüksek bir çözünürlüğe sahip, oldukça iyi bir görüntü sunan Super IPS Plus LCD dokunmatik ekran var. Kapasitif dokunmatik var, ekran var bu tablette. Asus'un bu tableti aynı zamanda bir klavyeli yerleştirme istasyonuyla bir dizüstü bilgisayar gibi de kullanılabiliyor. Ancak test merkezimize gelen üründe böyle bir aksesuar yok. Bu nedenle bu tableti biz sadece bir tablet gibi değerlendiriyoruz ve öyle inceliyoruz. Tabletin tasarımına baktığımızda oldukça ince bir tabletle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. 8,5 mm'lik bir kalınlık var. 600 gramın biraz altında 598 gramlık bir ağırlık söz konusu. Baktığımızda Apple'ın yeni iPad'inden biraz daha ince ve biraz daha hafif bir tabletle karşı karşıyayız. 10.1 inçlik ekranı 16:10'luk bir en boy oranına sahip. iPad'e göre biraz daha uzun ve biraz daha dar bir tablet var. Doğrusunu söylemek gerekirse Asus Transformer Pad Infinity'yi bu şekilde yatay olarak kullanmak daha rahat, daha kolay. Doğrusunu söylemek gerekirse dikeyde kullanım da iyi, ancak dikeyde kullanım biraz daha uzun bir yapı oluşturuyor. Normal kullandığımız A4 kağıtlardan biraz daha farklı bir deneyim var. Bu da doğrusunu söylemek gerekirse benim için çok ideal değil. Bu tableti belki de işgüdüsü olarak yatayda kullanmak çok daha keyifli, çok daha eğlenceli. Doğrusunu söylemek gerekirse zaten Asus logosunu ve öndeki kameranın yerleşimine bakacak olursak, aynı zamanda altta yer alan dock konektörlerinin de bulunduğu konuma dikkate alacak olursak zaten bu tablet için ideal kullanım, yatay kullanım. Yatay kullanım dedik, tabletin tasarımı inceledik. Tabletin ön panelinin arka panelle buluştuğu noktalar biraz sivri yapılmış, biraz daha keskin yapılmış. Bu ele biraz baskı uygulayabiliyor, sivri bir uç olduğu için, keskin bir uç olduğu için. Bunu söyleyelim, fazla bir rahatsız edici durum söz konusu değil, öyle bir durum ortada yok. Ancak belli bir süre kullandıktan sonra avuç içinizde hafif bir sızı hissedebilirsiniz. Bunu da belirtelim. Tekerleri rahatlıkla kullanılan bir tablet, ancak söylediğim gibi belli bir süre kullanımdan sonra o acıyı hissedebilirsiniz elinizde. Bu nedenle elleri arasında değiştirmekte fazla fayda var gibi görünmekte. Devam edelim. Tabletin arkası görmüş olduğunuz gibi metal, fırçalanmış bir metal var. Dairesel şeklinde bir desen dikkat çekiyor ve ortasında Asus logosu var. Tabletin üst bölümünde 8 megapiksel kamera var. 1080p video kayıt yeteneğine sahip. LED flash dikkat çekiyor. Hoparlör kenara konumlandırılmış. Bunun yapılmış olması sebebi sanıyorum ki tableti bu şekilde bir yüzeye koyduğunuzda hoparlörden ses çıkışı için belli bir oda yaratmak, belli bir boşluk yaratmak. Ancak tableti bu şekilde tuttuğunuzda hoparlörü kapatmış oluyorsunuz elinizi ve ses çıkışını biraz engellemiş oluyorsunuz. Bunu da dikkat çekmek gerek. Ekranın üzerinde 2 megapiksellik kamera bulunmakta. Genellikle görüntülü görüşmeler için ayrılmış. Üste baktığımızda güç butonu var. Bunun yanı sıra ses kaleme tuşları var. Bunlar rahatlıkla kontrol edebilecek şekilde ayarlanmış. Bunun yanı sıra tabletin sonuna baktığımızda micro SD kart yuvası var. 32 GB'a kadar destekli. Aynı zamanda mikrofon, micro HDMI portu ve 3,5 mm'lik kulaklık ışığı var. Altta söylediğimiz gibi şarj aletinin veya USB kablosunun bağlandığı port var. Aynı zamanda bu klavye istasyonu içinde bağlantı noktası işlevini görüyor. Burada da klavye istasyonuna kenetlenmek için açılmış olan yuvalar var. Sağ tarafa baktığımızda ise mikrofon yer almakta. Tableti rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. İşletim sistemine baktığımızda Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich var. Ancak Asus'un bu tablete yakın zamanda Jelly Bean güncellemesini de getirmesini bekliyoruz. Bunu belirtelim. Rahat bir kullanım söz konusu. Ekranlar arasında geçiş oldukça rahat. Ekranın tepkiselliği oldukça iyi. Tegra 3 Yonga seti iyi bir performans sağlıyor kullanıcılara. Uygulama menüsüne baktığımızda Google Play Store'dan indirebileceğiniz birçok uygulama var. Yerli yabancı birçok uygulama mevcut. Onları indirebilirsiniz. Google'ın uygulamalarını görmekteyiz. Gmail, Google Plus gibi uygulamaları var. Onlar var. Google haritalar var. Bunları kullanabilirsiniz. Aynı zamanda Asus'un yüklemiş olduğu, tableti yüklemiş olduğu çeşitli uygulamalar var. Ana ekrana baktığımızda My Library adı verilen bir e-kitap okuyucu uygulamasını görüyoruz. MyNet adı verilen
ev ağı içerisindeki diğer bilgisayarlara bağlanmanızı, onlardaki içerikleri oynatmanızı sağlayan, aynı şekilde tabletteki içerikleri de o cihazlardan oynatmanızı sağlayan bir uygulama var. MyCloud adı verilen bir uygulama var. MyCloud adı verilen uygulama aslında bir portal niteliğini görüyor. Buradan My Content bölümüne ulaşabiliyorsunuz. Asus Web Storage servisi altında 8 GB'lık bir bulut depolama alanı veriliyor. Bunun sıra My Desktop adı verilen bir uygulama var. Bu uygulama yardımıyla tabii Slash Top Remote adı verilen bir uygulama yardımıyla bu uygulamanın istemcisinin bulunduğu bilgisayarlara ulaşabilir ve onların masaüstlerine erişebilirsiniz ve uzaktaki bilgisayarları bu uygulama yardımıyla yönetebilirsiniz. Tabii biz konfigürasyon yapmadığımız için şu anda boş açılmıyor hiçbir şey. Dosya yöneticisi var. Oldukça kullanışlı. Rahat bir şekilde kontrol etmenize olanak sağlıyor cihazdaki dosyaları. Gördüğünüz gibi fotoğraf, müzik gibi bileşenlere indirilen içeriklere de kolay bir erişim sağlamakta bu uygulama. Devam edecek olursak yine bir not uygulaması var. SuperNote adı verilen bir uygulama var. Bu not uygulamasını da parmaklarınızla rahatlıkla kontrol edebilirsiniz. Bu şekilde ister nasıl yapalım? Resim diyelim. Rastgele bir ad verelim. Tamam diyelim. Karşıma görmüş olduğunuz gibi defter çıktı. Buradan hepsini parmaklarımla rahatlıkla yazabilirim. Sabit bir şekilde yazdım. Böyle bir basit kullanım söz konusu. Ekranın tepkiselliği bu da rahat bir şekilde kullanımı olanak sağlıyor. Tablette gelen olarak bunlar var. Asus Transformer Pad Infinity'de gerçekten karşımızda iyi bir performans olan Android severlerin memnun kalacağı bir tablet var. Kapasitif dokunmatik ekranı, yüksek çözünürlüklü ekranı da iyi bir görsel deneyim sunmakta. Super IPS Plus adı verilen bir mod var. Bu Super IPS Plus adı verilen mod ekranın parlaklığını biraz da artırıyor ve dış ortamda çok daha bir görüş elde etmeye olanak sağlıyor. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. Asus Transformer Pad Infinity ile ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bu tabletle ilgili daha fazla ayrıntıyı teknoblog.com'daki detaylı incelemede bulabilirsiniz. Şimdilik bu kadar.